Buyurun. Yastık isterseniz şöyle verebilirim. Olur. Rahat ederseniz. Bugün herkes ortaya oturuyor. Gülüş estetiği diye bir şey duyar olduk. Aslında hakikaten birçok insan ilk tanıştığında dişlerine bakıyor herkesin. Temiz mi, değil mi, çarpık mı diye. Gülüş estetiği diye bir şey çıktı. Evet. Ne demek? Gülüş estetiği dudakların gülme esnasında yanaklar, diş eti ve dişlerle uyumlu bir şekilde hareket etmesi. Gülüş estetiği herkese göre değişiyor tabii. Yüz tipine göre değişiyor. Eğer bu dudaklar diş eti ve dişlerle uyumlu bir şekilde yukarı kalkmıyorsa bunun bir sürü cerrahi operasyonları var. Çok küçük dokunuşlar var. Gülüş estetiği artık imkansız değil. Yani herkese çok kolaylıkla yapılabiliyor. Sadece dişlere müdahale etmiyorsunuz. Hayır. Doğru mu? Hayır. Direkt dudak hareketlerine de müdahale ediyorsunuz. Bireyin dişleri çok güzeldir. Çok beyazdır. Ama gülme esnasında dudak çok fazla yukarı kalkıyor. Çok yüksek bir gum smile'i varsa bunu dudak içerisinde çok küçük bir operasyonla diş dudakların çok fazla yukarı kalkmasına engel oluyoruz. Birey başka bir şey yapmadan gülüş estetiğine gayet güzel kavuşabiliyor. Gülüş estetiğinde genelde beyazlatma yapılabilir. Bu tamamen vakaya özel. Yani herkeste gülüş estetiği denince işte kaplamalar, lamineler. Evet ben de direkt öyle evet yok kaplamalar ve lamineler tabii ki yapılıyor ama her bireyde aynı şey yapılmak zorunda değil. Çok basit işlemlerde gülüş estetiği düzeltilebiliyor. Kaplama dediğiniz kendi dişi duruyor, kökleri duruyor. Onun üzerine bir şey mi kaplıyorsunuz? Evet. Takma diş gibi mi? Takma dişin sabiti diye yorumlayayım ben onu. Kaplamada kendi dişleriniz duruyor. Belli bir miktarda dişlerin tüm yüzeylerinden küçültülüp bizim hastalarımızın tabiri şapka gibi materyalle kapatılıyor. Bunlar değişebiliyor. Altın esaslı üzerine porselen kaplamalar olabiliyor. Metal esaslı, zirkonyumlar olabiliyor. Veya hastanın çok fazla dişinde çok kesime ihtiyacı yok. O zaman sadece hiç kesim yapmadan lamineyle de rengini ve duruşunu şeklini değiştirebiliyoruz. Normalde dişi törpületmek bile zarar veriyor gibi bir şey diyorlar ya. Kesmek bu durumda alttaki dişe zarar vermez mi? Genç hastalarda biz de aynı şeyi tavsiye etmiyoruz diş kestirmeyi. Anladım. Mutlaka ortodonti uzmanımıza yönlendiriyoruz diş telleriyle. Dişinizi kestirmeden bu işlemi yaptırabilirsiniz. Dişleriniz gayet güzel görünebilir. Önce korumaya çalışıyorsunuz. Tabii. Kesinlikle. Genelde gülüş estetiği deyince dişlerin hepsi küçültülüp zirkonyumlar ve diğer kariyerlerle kaplama diye düşünüyor ama... Altını çizelim mi? Eğer gülüş estetiği düşünenler varsa hemen gelin keselim kaplayalım diyenlere lütfen dikkat etsinler. Evet kesinlikle. Bayağı önemli bir konudan çok bahsediyoruz. Çok önemli. Yani hani o kadar çok diş kestiren bunun için genç bireylerimiz var. Bu çok üzücü. Hakikaten önce bir uzmana gidip ne yapılması gerektiği öğrenilebilir. Sonrasında çok gerekliyse gerçekten artık son çare kesim olabilir ama en son çare gerçekten bunu tekrar tekrar altını süper, çizerek söylüyorum. Süper çok teşekkür ediyoruz. Kişiye özel yüz şekline göre gülüş estetiği nasıl tasarlanıyor? Tabii. Dijital platformda diyelim dijital ortamda fotoğrafların üzerinde oynamalarla hayalindeki gülüşü tasarımını fotoğraflar üzerinde dijital ortamda yapıyoruz. Genelde işte oval yüzde daha geniş olmamasını dikkat ediyoruz. Eğer hastanın yüzü uzunsa yani çok uzun dişler kullanmıyoruz. Ama yine de hastaya bırakıyoruz. Şimdi herkesin hayalindeki diş ideal diş olmayabiliyor. O yüzden hastayla beraber karar veriyoruz. Hastanın yüz tipi kesinlikle çok önemli. Geniş yüzlü bir hastada çok geniş dişler kullanamazsınız. Daha kötü gözükür. Çok beyaz olmaz. Diş eti estetiği de diş etlerinin gözükmesi güldüğün. Orada yaptığınız ne? Eğer diş eti fazla gözüküyorsa dudağa mı müdahale ediliyor diş etine mi? İki yöntem var. Hastanın gum smile'i çok fazla ama dişler çok küçük ise ikisi de yapılıyor. Hem dudağa müdahale edip hem de diş etlerini biraz yukarı kaldırıyoruz. Ama hastanın gum smile'i çok fazla ama aynı zamanda dişleri de çok büyük. O zaman kesinlikle diş etlerine müdahale etmeden sadece dudağa müdahale edip diş etlerinin daha az görünmesine sağlıyoruz. Nasıl bir müdahaleden bahsediyoruz? Böyle botoks gibi, dolgu gibi bir şey değil değil mi? Dudak için tabii ki botoks, dolgu diye. Onlar da yapılıyor ama botoks ve dolgu biliyorsunuz 6 ay, evet, 6 ay sürüyor. Sadece cerrahi olarak diş etinin dudak içerisinde bir miktar diş etini kaldırıp tekrar dikip tekrar yönlendiriyoruz. Böyle hasta dudağını yukarı kaldıramıyor. Çok enteresan. Evet. Pembe estetik. Evet. Nedir? Pembe estetik iki türlü halk arasında anılıyor. Bir tanesinde pembe estetik şimdi hastalarımızda gum smile olan veya olmayan hastalarda diş etleri bazen çok mor oluyor. Yani bu ten rengiyle de alakalı, sigara kullanımıyla alakalı, çok fazla renkli gıda madde kullanılmaya da alakalı. Birinci kategoride pembe estetik bu diş eti peelingi denen olayla tamamen bu melanin pigmentini yok edip diş etini tekrar pembe hale getirebiliyoruz. Diğer pembe estetikte de hastanın dişleri çok uzun veya aynı hizada değil. İşte
kalın dişlerde biraz daha yukarıda, diğerlerinde biraz daha aşağıda. O zaman pembe estetikte biz tamamen diş etlerinde ufak tefek damaktan bazı materyaller alıp onları aynı hizaya getirip diş etinin yine uyumlu gülmesini, hastanın pembe diş etleriyle gülmesini sağlıyoruz. Kesin çözüm mü? Bir daha tekrar eski haline gelme ihtimali ne pembe estetiğin? Diş eti peelinginde kesin çözüm. Şöyle diyeyim, o diş eti peelingin iyileşmesi esnasında hastanın yaklaşık 3 haftayla 4 hafta arasında veya 6 hafta arasında diyet yapması gerekiyor. Sigara, çay, kahve, renkli hiçbir gıda maddesi. Özellikle vişne suyunu veya salçalı yemekle dahil diyoruz biz hastalara. Renkli hiçbir gıda maddesini kullanmadığı takdirde, bu diyetin devam ettiğinde melanin pigmentinin tekrar geri dönmesi çok ender. İmkansız demeyeyim ama çok ender. Gülümseme tasarımını etkileyen faktörler neler? Bakayım bir izleyicim şöyle bir gülümsesin. Herkes doya doya gülümsüyor mu? Çok çekinen var değil mi? Yani şu hareket var ya ben çok üzülüyorum. Etkileyen faktörler neler hocam? Bizde çok ana faktörler var ama bazen hiç ummadığınız bir şekilde hasta hiç sizin görmediğiniz bir şeye takılabiliyor. Yani ana faktörler tabii ki dişlerin çapraşıklığı, renklenmesi, gum smile'in yani diş etinin çok fazla görünüyor olması. Bunlar ana faktörler. Ama bazen hasta hiç ummadığınız bir şekilde dişler beyaz, dudaklar çok güzel şekilleniyor. Ama bazen hasta geliyor bize, dişimden memnun değilim. Çünkü arka tarafta karanlık alanlar gözüküyor. Tamamen dişimin görünmesini istiyorum gibi isteklerle gelebilirim. Ana faktör tabii ki renk, çapraşıklık, gum smile. Bunlar kesinlikle hastalarda dudak kapatma. Gülümsemeyi hiçbir şey etkilememeli bence. Evet bence hiçbir de. Hiçbir şey, hiçbir şekilde kesinlikle. Yani. Nasıl ses çıkıyorsa çıkarın. Kimseye de bakmayın. Bakalım neler var. Gülüş estetiği tedavi yöntemleri nelerdir? Kısaca şimdiye kadar biraz değindim. Evet. Bunun içerisinde dudak operasyonu ilk başta. Ortodontik teller. Dişleri düzeltmek için. Sonrasında dişleri çok az kesim veya hiç kesimsiz diyelim lamineler. En son çare kaplamalar. Evet. Zirkonyum veya altın metal üzerine olan porselen kaplamalar. Bunlar tamamen dişlerin görüntüsünü düzeltmek için. Ama gülüş tasarım için tabii artı bir de dudak operasyonu. Faydaları neler diyeceğim? Aslında programın başından beri konuştuk gülüş tasarımını. Özgüveniniz tavan yapıyor muhtemelen. Evet. Çok mutlu oluyordu kesinlikle. Hastalar. Kesinlikle. Yani görsel yayın organları kesinlikle bunda çok önemli. Ben 25 yıllık hekimim. İlk mesleğe başladığımda insanlar genelde fonksiyon için diş hekimlerine başvuruyordu. Evet. Ama bu şimdi görsel medyada, gazetelerde insanların çok güzel ve beyaz dişlerle gülümsemesi tabii ki çok etkiledi toplum. Ve ben bundan çok memnunum. Çok iyi oldu. Daha fazla dikkat ediyor dişlerine. İlk aslında ağaç yaşken eğilir çocukları kaçırmamak gerekiyor. Tabii. Çocuklarda çarpılan dişlere ne yapmak lazım? Çapraşık olanlardan. Evet. Ya da herhangi bir sorunu olan. Yani, yakalamak lazım ya tabii, tabii. Çocuklar. Bir kere diş fırçalamaktan oradan gireyim. En önemlisi. Doğru. Yani evet. Yani anne ve babalar, bireyler, ebeveynler çocuklarıyla beraber her gece yatmadan önce çocuk ilk el kaslarını hareket ettirmeye başladığı zamandan itibaren macun olması şart değil. Birlikte o aktiviteyi yaparlarsa çocuk küçüklükten itibaren bunu gördüğü için mutlaka o bireyler de dişlerini fırçalamadan yatmıyor. Gün içerisinde mutlaka dişlerini fırçalıyorlar. Bize genelde anneler ilk dişler dişleri çıktığında başvuruyorlar. Ayrıtlık var, çok küçük. İşte yanlış mı basıyor? Bunları sormak için mutlaka bize 10 yıldır gelen aile sayısı çok fazla, hiçbir sorun olmadığı halde. Bu da çok güzel bir olay. Süt dişleri düştükten, döküldükten yenisi ilk çıktığı zamanda, süt dişleri ilk çıktığı andan itibaren. Bebeklik genelde 6. ayda başlar. Ve çapraşık yan dönüp çıktığı zaman bebek yani kucağında getirip acaba bir sorun mu var? Bayağı aileler ilgililer. Doğru zaman size göre asıl dişlerin çıktığı tabii, zaman tabii. Değil mi? Değişme esnasında doğru zaman. O zaman tabii çocuklar ilk dişleri değiştiğinde diğer süt dişlerinin 3 katı kadar büyüklükte dişleri çıkıyor. O zaman anneler de telaşlı. Çok büyük çıkıyor. Öteki dişlere göre çok fazla. Düz değil, daha ince gibi değil gibi şeylerle başlıyor. Ama biz söylüyoruz. Yani yandaki 2 diş, yani 4 diş, 4 diş. Çıkmadan herhangi bir şekilde panik olmayın ama tabii izleyelim, mutlaka getirin. Yani demek ki 7-8 yaşından itibaren kontrole gelmesi gerekir tabii bir sorun olduğunda. Ve siz zaten çektiğiniz filmlerde işte tabii. 20'lik dişinin ne olacağını, ağız yapısının ne kadar küçük tabii. olduğunu, 20'lik dişinin hemen çekilmesi gerektiğini aslında çok güzel uyarılarda bulunuyorsunuz. Tabii. Çocuğun dişleri çarpıklaşmadan aslında müdahale edilebilir. Yani 20 yaş dişlerinin röntgende görüntü vermesi yaklaşık 12 yaş civarına, işte 10 yaş civarına denk geliyor. Ondan önce çok fazla röntgen 20 yaş dişini göremeyebiliriz. Ama şöyle diyelim, röntgen çektiğimizde çocuğun çene kemiği içerisindeki diş
dişlerin duruşundan çok az da olsa tahmin edebiliriz. Çünkü aynı zamanda çocuğun çenesi büyürken çene de büyüyor. Dişler de yerine yerleşebiliyor. Bazen bazı etkenler yüzünden çocuğun ağzı açık uyuması, horlaması, çok fazla yumuşak gıdalarla beslenmesi bunlar çene gelişimlerini etkiliyor. Tabii ki o zaman daha ortodontik bozukluklar oluşuyor. Tel takılması gerekiyor ileride. Her şey normal giderken. Küçük yaşta takılırsa da çok etkili oluyor değil tabii, mi? Tabii kesinlikle. Şu an bizim takmamızla onun takması 6 ay içinde belki de dişleri düzeliyor. Çok güzel bir konuya değindiniz. Bu arada teşekkür ederim. Yani kız çocuklarının genelde 11 yaş civarında eğer bir bozukluk varsa 11 yaş civarında hastaya mutlaka getirmesini istiyoruz. Erkeklerde de 13 ergenlik dönemine kadar. O zaman tabii ki çenenin büyümesine çok güzel etki edebiliyoruz. Kızlarda daha erken evet. yaşlarda olabiliyor. Evet. Neden acaba? Yapısı farklı. Tabii hormonal denge yüzünden kız çocukları daha çabuk ergenliğe girdiği için bu kemik gelişimi, kemiği yönlendirme 11 yaş öncesi çok daha güzel oluyor. 11 yaştan sonra tabii bizim 30 yaşında 50 yaşında hastalarımız var. Ama kemiği yönlendirme daha zor. Mutlaka ortognatik cerrahi dediğimiz işlemlere giriliyor bu sefer. Çene kemiğinde kırılmalar yapıp cerrahiyle ortodonti birleşip tekrar çene yerleştirilmeye çalışıyor. Ama 11-12 yaş civarında kız çocuklarında kesinlikle. İkimiz de şöyle güzelce gülümseyelim. Kocaman alkışlayalım diş hekimimizi. Şuraya Akkol'a çok teşekkür ediyorum.